Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 05.01.2014 Pazar günü. Ayın ilk pazarlarında yaptığımız neredeydi o İstanbul'da? Kavacık sohbetlerini bugün İzmircik'ten yapıyoruz. Burada bulunduğumuz için sohbetimizi kaldığı yerden internet üzerinden devam etmeye çalışalım inşallah. Cenab-ı Hak her birerlerimizi bu hakikatleri anlayacak idrak, gönül genişliği, muhabbeti ve irfaniyeti nasip etsin. İzmirli kardeşlerimizden bütün kardeşlerimize ayrı ayrı hepsine selamlar olsun gönderelim. Radyo başında, bilgisayar başında olan kardeşlerimize bizden de selamlar, kucak dolusu selamlar olsun. Sohbetimize kaldığımız yerden başlayalım. Ancak bir evvelki sohbetimiz Musa Aleyhisselam, 6 Peygamber 4'ün 289. sayfasında kalmıştık. Ancak 287'ye gelelim. Özet olarak mevzu başı ile birlikte yolumuza devam edelim inşallah. Bakalım Musa Aleyhisselam'ın aynı zamanda Museviyet mertebesi de olan bu Tevhid-i Esma mertebesini anlamaya çalışalım. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri yaşatmasını nasip etsin. Duamız olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İrfan Mektebi 9. bölüm Tevhid-i Esma. Tevhid-i Esma, isimlerin birliği anlamındadır. Makamı tenzihtir, zikri ya vahittir. Alemi alem melekûttur, alemi ervah, alemi hayalde denir. Peygamberi Musa aleyhisselamdır. Lakabı Kelimullah'tır. Kelimesi la mevcuda illallah'tır. Yani mevcud olan ancak Allah'tır. Seyri seyri ilallah, Allah'a seyir, Allah'a doğru seyir yani. İdraki, bu mertebenin şuuru ile ileriye doğru gitmeye gayret etmesidir. Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 215 ayetinde bu mevzuya işaret vardır. Sezbillah lillahil meşrik vel mağribu feynema tüvellü fesemme veçullah innallah vasiun alim. Yani mealen doğuda batıda Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın veçhi oradadır. Şüphe yok Allah Teala'nın rahmeti geniştir ve her şeyi bilendir. Bu mertebede yaşayan kişinin hali nasıldır? Bu mertebenin hali ile hallenmektir. Kur'an-ı Kerim Rahman suresi 55, 26, 27 ayetlerinde bu hale işaret vardır. Küllü men aleyhe fen ve yebka veçhü rabbike zülcelali vel ikramdır. Mealen, yani varlık aleminde bulunan her kimlik fanidir. Ancak yüce ve ikram sahibi Rabbinin veçhi varlığı yani bakidir. Yaşantısı, bu mertebenin yaşantısı. Yani bu mertebede olan kişinin yaşantısı nasıldır? İşte kaldığımız yer burasıydı. Şimdi buradan devam edelim. Tevhid-i Esma'ya varan kişinin sıfatı, tevhid mertebelerini daha ince bir seziş ile idrak etmeye başlamasıdır. Kişi tevhid evhalde fiirleri birlemişti. Yani İbrahimiyet makamında. Bu defa fiilleri meydana getiren isimleri birlemesi gerektiğini anlamaya başlamasıdır. Yani Esma-ül Hüsna'nın muhtelif sayılmayacak kadar çok olan Allah'ın isimlerinin aslında hepsinin bir kaynaktan geldiğini ve bir olduğunu idrak etmeye başlamasıdır. Her fiilin Esma-ül Hüsna Allah'ın güzel isimlerinden birinin zuhur yeri olduğunu kavrar. Bu makamın anahtarı ve yükselticisi vahid ismidir. İşaretini ehli bilir, mürşidinin himmeti irşadıdır. Hakikat mertebesinin devamıdır. Yani şeriat,
tarikat mertebelerinin üstünde hakikat mertebesinin devamıdır. Bilindiği gibi her mertebenin kendine ait bir yaşantısı ve özellikleri, hususiyetleri, kıstasları yani ölçüleri olduğundan bu mertebenin ölçüleri de bunlar ve benzeri ayetlerde belirtilen hükümlerdir. Tabi aynı şekilde hadis-i şeriflerde de benzerleri vardır ama vaktimiz fazla olmadığından onlarla ilgili bir yazı alamamışız buraya. Bu hususta kısa bilgi sunmaya çalışalım. Bu mertebede kişi daha evvelce tevhid efalde gördüğü fiil birliğini bu defa fiilleri meydana getiren ve onlara kimlik veren isimlerde görüp Esma-ül Hüsna Allah'ın güzel isimlerini birlemeye çalışacaktır. Epey gayret isteyen bu idrak ve yaşamda Hakk'ın yardımı ile olgunlaştırılır. Yani kişi buralarda dolaşır, bu sahayı tanır. Yavaş yavaş oranın da hakikatini idrak etmeye başlarsa kendinde hayata bakışında değişik bir pencere, saha, bir anlayış daha açılmış olur. Her ne kadar bunlar her kişide aynı anda vaki olamayacağına göre, çünkü bazı kimseler 10 sene evvel yola çıkmıştır, bazı kimseler 20 sene evvel çıkmışlardır, bazı kimseler de 20 ay, 10 ay evvel yahut yeni yola çıkmışlardır. Tabii bütün bu değişik hallerde olan kişilerin, bütün o hallerin yaşam ve hakikatlerini hemen anlayacak diye bir zorunluluk ve zorlama da yoktur. Bu da mümkün değildir zaten. Ancak buralara gelebilmiş olanlar veya yaşayanlar veya hedefleri buraları olan kimselere ön bilgiler olarak bunlar aktarılmakta, sunulmakta. Yoksa herkes aynı şekilde bunlar hemen yaşayacak diye bir sorunu olmamalı ve ben bunları yaşayamıyorum şu anda diye hüznü de olmamalı. Yani ümitsizliği de olmamalı. Eğer bunlar zuhura çıkmamış haller olsa, bildirilmemiş, anlatılmamış, yazılmamış haller olsa, kişiler buralara ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Çünkü olmayan bir şeye ulaşmak zaten mümkün olmaz. Bunlar bildirilmişse, ortada varsa demek ki ulaşılacak ve yaşanacak haller olduğu böylece zaten kendi kendini ispat etmektedir. Ne var ki biraz zaman gerektirir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bunların hepsi olur kişinin üstünde. Ancak sırasıyla nefis mertebelerini bitirmeden bu mertebeleri anlamak da mümkün olmaz. Olduğunu zannetse de kişi tahakkuku olmaz. Burası mühimdir. Yani kişi men arefe nefsehu hükmü ile nefsini tanımadıktan sonra men arefe rabbehu'yu tanıması mümkün olmaz. İşte o yedi nefis mertebesinde men arefe nefsehu suresidir. Fakat arefe rabbehu bu suredir. İşte. Yani tevhid mertebelerine başlandığı zaman fakat arefe rabbehu'dur. Şimdi biz nefsimizi tanıdıktan sonra Rabbimizi tanıma yolundaki aşamalar sürecindeyiz. Yani İrfan Mektebi kitabından alınan bir bölüm burası. Niye buraya alınmış? Çünkü Peygamber Musa Aleyhisselam hakkında olduğu için ve bu mertebe de Museviyet mertebesinin hakikatlerini bize bildirdiği ve seyrini gösterdiği, yaşattığı için Museviyet bilgisi içerisinde olduğundan buraya da aldım. Aynı zamanda tekrar da olmuş oluyor. Yani İrfan Mektebi'nin tevhid mertebelerinden ikinci mertebesi olan tevhid-i esma mertebesinin özetle hakikatlerini burada görmeye çalışıyoruz. Mühim olan şurası, bakın demin de bahsedildiği gibi men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu hadisi hükmünde, bazıları bunun Hazreti Ali Efendimiz'in sözü olduğunu da söylerler. Her ikisi de aynı kaynaktır, aynı kanaldır zaten. Ama bir kelam-ı kibar dahi olsa, diyelim ki hadis değil,
şüpheli gördük. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü de değil. Ama söz dosdoğru bir sözdür. Ya doğru sözü de ancak onlar söylerler zaten. Yani en güvenilir senet olarak, senedena, onlar bizim senetlerimizdir. Senet olarak söz doğru olduğundan onların olduğu zaten açıktır. Yani beşer düşüncesinde olan bir kimse bu terkibi düzenleyemez. Yani bu kesin hükmü beşer kanalında olan bir lisan, bir ağız, bir beyin bu cümleyi düzenleyemez. Mümkün değil. Çünkü beşeriyetinde olan kimse rububiyet hakikatini bilmez. Nefsaniyetini bilir. Hatta kendi nefsini bile bilmez. Kendi nefsini bilmeyen kimsenin böyle bir cümle muhkem hüküm olan bir cümleyi kurması zaten mümkün değil. Şimdi yeri değil ama yine mevzu oraya gelmişken bahsedelim. Hadis-i şerifler hakkında bazı kimseler bu hadislerin uydurma olduğunu ve amel edilmemesi gerektiğini söylemekteler. Bilhassa günümüzde bu tamamen İslamiyet'e bir saldırıdır. Tabii ki olabilir. Her sahada olduğu gibi o bölümdeki bilim sahasına bazı eksik, bazı yanlış şeyler girmiş olabilir. Ama o sahada gerçek olarak çalışan bir ilim ehli, o sahaya giren yabancı bilgileri, düşünceleri her neyse bilir, ayıklayabilir yani orada. İşte gerçek bir mümin, muvahhid, tevhid ehli, biraz da idraki manada faaliyeti varsa, biraz da tevhidi çalışmaları varsa, eline gelen metnin gerçekten hadis mi yoksa beşer kelamı hadis isminde İslamiyet'i bozmak, hadislere sıkıştırılmak istenen kasti yanlış sözler mi olduğunu idrak eder. Çünkü hadislerin düzenlenişi, muhtevası ilahidir. Oraya bozgunculuk yapmak için ilave edilmeye çalışılan hadis ismi verilenler de beşeridir. Beşeri cümle düzenlemesi ile ilahi cümle düzenlemesi arasında büyük fark vardır. Hani bir de buna koku diyorlar ya. O cümlelerin kendine ait bir kokusu vardır, ilahi. Çünkü nefesi Rahmani'den çıkan onlar ilahidir. Diğerleri ise nefesi hayaliden çıkmaktadır. Hayal nefesinden çıkanlarla ilahi nefesten çıkanlar hemen ehli tarafından ayırt edilebilirler. Veya en azından aklına, mantığına biraz ters gibi gelirse onunla amel etmesin. Gerçi hadis-i şeriflerin hiçbirinde bilhassa kütüb-i sitede olanlarda bir şüphe olması söz konusu değil aslında. Çünkü onlar o kadar çok süzgeçten geçirmişler ki hadisin sonuna yazıyor hasendir, gariptir diye muhaddisler biliyorlar bu terimlerin ne ifade ettiğini, ben de hepsini bilmiyorum. Ve ravilerden bir tanesi hepsini araştırıyorlar, soruşturmuşlar, araştırmışlar. Şunun sözüne pek güvenilmez diye de kayıt da koymuşlar. Yani bu kadar açık çalışmalar olmuş üstünde. Hani derler ya söz kişinin kokusudur. Kelam kişinin suretidir. Bakın. Söz kişinin kokusu ise bakın. O söylediği sözden veya sözü kayda alınan o cümlesinden onun kokusu ortaya çıkar. Hani derler ya sarımsağı daldadılar, tulladılar, gide de kokusu çıkmış diye. Çıkar oradan kokusu. Ama bizim burnumuz, koku alma o organımız şey olsun, dengeli olsun. Yani kokuyu seçer hale gelmiş olsun. Diğer mahlukatların bile biliyorsunuz koku alma kabiliyetleri bizden daha ileri durumda. Gidiyorlar, kokluyorlar, kokluyorlar. İşine geldiği zaman onu alıyor. Koku işine gelmediği zaman, yani beynindeki
koku alma duygusu, bu sana zararlıdır diye onu aldırtmıyor. Ya ayağından itiriyor ya kokup geçiyor öteye. İşte ilahi ve risali kelamların kokusu başkadır. Beşeri ve nefsi olan cümlelerin, kuruluşların, bilgilerin neyse kokusu tamamen başkadır. Birisi mülevves dedikleri çirkin koku ortaya getirir. Birisi de rahmani dedikleri güzel ilahi koku verir, ortalığa salar. Devam edelim. Hakikat mertebesinin devamıdır. Bu hususta kısa bilgi sunmaya çalışalım. Bu mertebede kişi daha evvelce tevhid-i efhalde gördüğü fiil birliğini bu defa fiilleri meydana getiren ve onlara kimlik veren, bak o fiilleri sahibini gösteren, kim yani menlik veren isimlerde görüp Esma-ül Hüsna Allah'ın güzel isimlerini birlemeye çalışacaktır. Epey gayret isteyen bu idrak ve yaşamda Hakk'ın yardımıyla olgunlaştırılır. Kişide varlığın ve fiillerin kaynağının esma alemi olduğu bilinci yerleşince bu yaşam kişiyi tenzihi bir yaşama doğru götürür. Gerçek tenzihi noksan sıfatlardan arındırmadır gerçek tenzih. Bu mertebeye ulaşan kimseler yapabilirler. Yani ben Cenab-ı Hakk'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim diye söylediğimiz bunlar aslında klasik sözlerdir. Şimdi bunu söyleyen kimse de Allah bilinci yani kendine ait kurguladığı ve zannettiği Rabb'ı olan Allah bilinci neyse bakın gerçek olan Allah değil. Gerçek olan Allah'ı tenzih etmek için kişinin o Allah'ı bilmesi lazım. Bilmediği bir şeyi nasıl tenzih eder kişi? Nasıl tarif eder? İmkan var mı? Yok. Peki tenzih ettiğine o zaman kendi hayalinde kurduğu kendi Rabbini tenzih etmekte. O zaman kendi nefsini tenzih etmekte, Allah'ı tenzih etmekte değil. Çünkü kendi kurguladığı Rabb'ı kendi nefsinin, ilahi nefsinin değil ayrıca beşeri nefsinin zan ve kendi hayalinde var ettiği, tenzihi var ettiği Rabb'ını tenzih etmekte. Yani benim Rabb'ımın noksanlığı yoktur. Yani ben en güzel Rabb'ı anladım, idrak ettim veya meydana getirdim demekte. Aslında ise her bir birey olarak bizler evvela kendimizi tenzih etmemiz lazım. Yüceltme babında değil. Peki ne babında? Rabbimize eksiklik isnat etmeden kendimizi tenzih etmekteyiz, etmeliyiz. İşte farkında olmadan biz Rabbimize eksiklik isnat etmekteyiz, farkında olmadan. Noksanlık isnat etmekteyiz. Lisanen söylüyoruz. O her şeyden münezzehtir, noksansızdır. Zaman ve mekanlardan beridir. Onların üstündedir diye. O zaman yani onu yüceltiyor iken eksiltiyoruz farkında olmadan. Neden? Teşbihi manada Allah'ı idrak edemediğimizden teşbihten tenzih etmiş oluyoruz. Yani bu alemdeki varlığını ortadan kaldırmış oluyoruz. Zaman ve mekandan aridir, üstündedir, kaydında değildir diye. Bak, bu alemin içinden tenzih etmek suretiyle, güya yüceltmek suretiyle alemlerin ötesine atıyoruz. İşte biz evvela kendimizi bu noksanlıktan eksik Allah anlayışından temizlememiz lazım. Ki kendimizi o zaman tenzih etmemiz lazım. Biraz hassas konular ama ne yapalım zor da olsa, kolay da olsa bunlar aşılması gereken, anlaşılması gereken mevzular.
Allah'ın güzel isimlerini birlemeye çalışacaktır. Epey gayret isteyen bu idrak ve yaşamda Hakk'ın yardımı ile olgunlaştırılır. Kişi de varlığın ve fiillerin kaynağının esma alemi olduğu bilinci yerleşince bu yaşam kişiyi tenzihi bir yaşama doğru götürür. Gerçek tenzihi, noksan sıfatlardan arındırma, bu mertebeye ulaşan kimseler yapabilirler. Tenzih iki türlü, ha geliyor burada. Taklidi tenzihten tahkiki tenzihe ancak bu mertebenin ilmi ve anlayışı ile geçmek mümkündür. Gerçek bir tenzih anlayışına ermenin tek şartı ise evvel kişinin kendi gerçek varlığını tahlil ederek, düşünce ve anlayışındaki noksanlıkları gidererek gerçek bir ilah anlayışı ile tenzihi hakikatleri idrak ederek tenzih etmesi mümkün olabilecektir. Bu gerçek tenzihin ismine de tenzihi kadim, tenzihi ilahi, tenzihi hakiki denmekte. Sıradan yaptığımız bir tenzih, tenzihi beşeri olmakta ne yazık ki. Aksi halde yapılan lafzi ve hayali tenzihlere Allah Celle Celaluhu hakkında şunu yapar veya bunu yapmaz gibi hayali anlayışlarla onun hakkında hüküm vermek olur. Yani Allah şunu yapmaz da şunu yapar dediğimiz zaman biz Allah hakkında yorum, yargı yapmış olmaktayız. Yani Allah'ı bu şekilde vasıflandırmış olmaktayız. Nereden biliyoruz ki bu böyle olduğunu aslında? Bu da ne edebe, ne gerçek ilme ve ne de nezaket kurallarına uymayan bir davranış olmuş olur. Bu mertebe ilk olarak gerçeği itibariyle Musa Aleyhisselam'a ve ondan da Beni İsrail kavmine verilmiştir. Ancak onlar daha ziyade madde ve paraya düşkün olduklarından bu hakikati idrak edememişler, maddede aramışlar ve neticede de maddeperest olmuşlardır. Doğu da batı da Allah'ındır. Lillahil maşriku vel mağribi. Demin okuduğumuz ayet-i kerimede. Feynema tüvellû fesemme veşullah. Nereye dönerseniz Allah'ın isimlenmiş veçi orasıdır diye buyurulan kelam-ı ilahi bu mertebeyi çok açık bir şekilde anlatmaktadır. Bakın şimdi bu ayet-i kerimeyi gerçek manada idrak edememiş ve yaşantısında sabit kadem olamamış olan kimselerin tehlikeli boyutlarından, tehlikeli durumlarından bir tanesidir bu ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi kendi hakikatini bilmeden, anlamadan, Rabbini o mertebesi itibariyle tanımadan düstur olarak alan kimse kendine burada ayakları kayar. Neden? Çünkü ayet-i kerimenin açık olarak ifade ettiği gibi nereye dönerseniz hakkın veşi oradadır diye herhangi bir şeyde hakkı arayıp da orada yoğunlaştırmak onu putperest eder. Ama efendim ayet-i kerime böyle diyor. Her yerde hakkın veşi var. Ben de o veşe döndüm. Tamam kabul ettim orasını. Tamam kabul ettin de bu kabul ediş hayali manada kabul ediştir. Burası bak çok hassas bir nokta. Hakiki manada kabul ediş değildir. Neden? Çünkü kişi kendi hakikatini gerçek manada idrak etmedikten sonra bütün hayat onun için halen daha hayalidir. Çünkü kendi hayal durumunda olduğundan üzerine kurduğu her türlü bilgi de hayaldir. Hayalidir. Yani gerçek tahakkuku yoktur. Lafzidir sadece. İşte bir şeyi lafzan bilmek onu hakkan yani hakikaten bilmek manasında değildir. Çocuklara da birçok şiirle ezberliyorlar. O çocuklar onun lafzını söylüyor. Hem de güzel güzel müzikle de söylüyor. Ama çocuk ne dediğinin farkında değil.
Sadece ezberlediği şeyi söylüyor. İşte tevhid ehliyiz diye biz de bunları çocukların ezberlediği gibi ezberleyip söylüyoruz. Allah böyledir, şöyledir. Nereye baksan hakkın veçi oradadır diye. Söz doğru ama kişi daha o olgunluğa erişmediği için tatbikatı kendisine göre yanlış olmakta oluyor. İşte ayet-i kerimelerin gerçek hakikatleriyle birlikte, manalarıyla birlikte ve yaşantısıyla birlikte ancak tatbikatı mümkündür. Aksi halde kişiyi yanlışlıklara itebilir. İşte onun için şartı evvela kişinin nefis eğitimlerini alıp nefsini tanımak, evvela emmaresinden başlayarak sonra levvame, sonra mülhime, mutmainne, radiye, merdiye, safiye diye kendi safiyetini bulup o safiyetin üzerine yani temizlenmiş bir arsanın üzerine de tevhid mertebeleri binasını kurmak kişi için en isabetli doğru bir hayat dersi ve davranış olacaktır. Nereye dönerseniz Allah'ın isimlenmiş ve şurasıdır diye buyurulan kelam-ı ilahi bu mertebeyi çok açık bir şekilde anlatmaktadır. Bu mertebede Salik vahid ismiyle la mevcude illallah kelimesini fırsat buldukça çekmelidir. Tabi dersinin bir sırası sayısı vardır. Onun dışında da gittiği, gezdiği, dolaştığı yerlerde vakit bulduğu iş arasında işte aklından lisanen söyleyemediği yerlerde aklından, gönlünden geçirerek söylemesi onun tekrarı olmuş olur. Gözüken her şey ve oluşan her fiil bir esmanın zuhurudur. İdrakine ulaşan kişi sıratullah, marifetullah, Allah bilgisi yolunda epey menzil almış demektir. Yani bu mertebeyi gerçeğiyle idrak edebilmiş ise, gerçeğiyle olmasa bile, tam hakkıyla olmasa bile, vuruntularını almış ise, yani kendi bünyesinde yaşantıya geçirmiş ise bir hayli yol almış sayılır. Varlık aleminde bulunan her kimlik fanidir. Ancak yüce ve ikram sahibi Rabbinin varlığı bakidir. Kelam ilahisi bu mertebenin kemalini anlatmaktadır. Bundan evvelki mertebede küllü şeyin helikün idi. Yani her şey helak olucudur. Şeyiyetin helakı vardır. Yani eşyanın helaki vardır. Burada ise küllü men aleyhe fe her kimlik yani kimlikten kasıt nedir? Düşünen varlıklar. Yani insan tür varlıklar. Ne varsa insan denen men kimlik düşünen ne varsa bunların hepsi fanidir. Ondan sonra yüce ve ikram sahibi Rabbinin varlığı bakidir. Bütün onların varlığında. Şimdi bu tür ayeti kerimeler zahir tefsirlere bakıldığında işte ahirette olacak hadiseleri bahseder diye bilinir. Yani her şey yok olacak. Allah'ın varlığı, kimliği baki kalacaktır. Diğer şekilde lillahil vahidil kahhar. Limen nil mülkül yevm. Bugün mülk kimindir? Lillahil vahidil kahhar olan Allah'ındır diye söylenir. İşte bu mertebenin bir başka ayet-i kerimedeki izahı da odur. Şimdi burada kimliklerin yok olması, bütün insan türü düşünür varlıkların başlarının kesilip koparılıp üç kura atılması manasında değil. Bütün bunların kendilerine ait herhangi bir varlıklarının olmadığının anlaşılması. O zaman onlar fani hükmünde. Ancak burada bir ayrı nokta var. Herhangi bir kimlik deniyor çünkü bütün insanlardan bahsediliyor. Bu kimliklerin içerisinde bu mertebeye gelen kimsenin gibi hepsini düşünmesi diye bir şey söz konusu değil. O mertebeye gelen kişi bu kimliklerin
kendilerine ait bir varlıkları olmadığını idrak etmesi kendisini ilgilendiriyor. Kimlikleri ilgilendirmiyor. Burası mı? Şimdi biz düşünebiliriz. Orada işte nefs-i emmare'de yaşıyor, levvame'de şurada burada yaşıyor, asıyor, kesiyor. Benliği var. E peki bunların hepsinden bu benlik kalkıyor mu? Hayır. Onlar yine aynı şekilde. Neden? Çünkü onlar kendi mertebelerinde yaşıyorlar. Orası onlar için gerçek, geçerli. Ama seyrini yukarıya doğru sürdürmeye başlayan kişinin onlara yukarıdan bakışı bu anlayış. Ve o kişinin şahsına ait bir değerlendirme. Çünkü hiçbir beyin birbirinin aynı olarak bu alemde yaşamıyor. Hepsinin değer yargıları ayrı. Ve hepsinin de kendine göre bir anlayışı var, kabullenişi var. Kendini ben diye kabullenişi var. Bu ben diye kendini kabullenmiş olan mahallin o doğrusu. Kendine göre doğrusu. Ama hakikate göre doğrusu değil. Bunları birbirinden ayırmamız lazım. Yani bu idrake gelen kişilerin gözünde bütün insanlar Hakk'ın varlığından, o merdivendeki zuhurundan başka bir şey değil. Ona göre değil. Yalnız bak. Ama yaşayan kişi nefse emmaresiyle, levvamesiyle, katiliyle, hırsızıyla, uğursuzuyla gene kendisi aynı. O kendisi o. Çünkü buradaki sistem böyle yukarıdan bakıldığı zaman onların asılları ve özellikleri, özleri dikkate alındığından, özlerinde de Hakk'ın varlığı olduğundan o kişiye göre bütün alemdeki varlık da fani. Bu mertebede bu da geçerli yalnız. O kişinin mertebesi değiştikçe bu idrakte onda tekrar başka bir dönüşüme geçmekte. İşte bir insan her mertebede yeni bir hal alamıyor ise eğer, tek mertebede ise bütün ömür boyu yaşadığı düzey, hayata bakışı düzey, tek mertebede ise idrak ve anlayışı, bilgisi bunları bilse de onun için geçerli değil. Yanlış tatbikat etmiş olur, tatbik etmiş olur. Yani bir kişi düşündü ki işte her şey haktır. Ben de hakkım. Onlar hak olduğu gibi o hak bende de var o zaman. E ben de dilediğimi yaparım, istediğimi yaparım dediği zaman yapamaz. Çünkü bunlar fiiliyatta tatbik edilecek şeyler değil bu dünyada. Ama idrakte idrak edilecek, anlaşılacak şeyler. E peki o zaman ne faydası var? İdrak etmeyen kişiyle idrak eden kişi arasında o kadar büyük farklar var ki. Ama ancak her zümrenin hali şeriat-ı Muhammediye'ye uymak zorunda. Suretler olarak, yani asgari müşterek olarak uymak zorunda. Ondan sonrası ise idraki ve irfani bir yaşantı olduğundan idrakinde ve gönlünde kişi yükselecek yukarıya doğru. Suretinde olacak hiçbir şey yok. Beşinci mertebeye gelen kişi insanların üstünde 5 kat yukarıda yaşayacak hali yok. 10. mertebede olan 10 kat yukarıda yaşayacak hali yok. Zemindeyiz hepimiz. Asgari müşterekte. Herkesin başı da ağrır, affedersiniz midesi de ağrır, ayakları da ağrır. Yani bir kimse bunları bildi diye bunlardan tenzih edilmiş, bunlar üzerinden kalkmış değil. Nefsi emmarede olan kişiyle evliya ve peygamber olan bir kişi aynı şartlara tabi. O öyle olmazsa haksızlık olur. Hatta peygamberlere ızdırap daha fazla gelir. Çünkü onlar biraz da kavminin yüklerini çekerler. Yani kavmine gelecek olan belaların, bela denmez, tecellilerin diyelim. Çünkü Allah'ın indinde şer de yoktur, bela da yoktur. Eğer Allah bela verdi, şer verdi dersek bakın Hakk'a yanlış isnatta bulunmuş oluruz. E peki ne olacak başımıza bu kadar sıkıntılar geliyor? Bunlar bizim eğitimimiz içindir. Daha büyük zorluklardan korunmamız içindir. Veya bu alemin sütlüman bir yer olmadığı, her esma-ı ilahiyenin bir zuhur ve tecellisi olduğunu
ve her esma ilahiyede kendi yaşantısının zuhura çıkmasını istediğinden maraz ismi mesela bir hastalık olacaktır ki maraz ismi faaliyete geçsin. Şafii ismi maraz ismini isminin faaliyetini tabiiye getirecek, döndürecek Şafii ismi şifa verici ismini kullanacak ki o hastalıktan kurtulmuş olsun. Yani bu alemde ne varsa bir ismin suretinden başka bir şey değildir. O halde bize maraz diye, hastalık diye, zorluk diye gelen her şey bir ismin hayatiyeti üzere çıkmış olmakta. Anlaşılıyor mu? Bakın burası mühim. Yani Allah kimseye bir şey vermiyor. Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sında zıt isimler var. Zıt isimlerden zaten bu alem meydana geliyor. Eğer bu zıt isimler olmazsa, terazinin iki tarafı olmazsa tartar mı? Tek gözlü terazide bir şey tartılmaz. Oturur. 10 gram da koysan çöker. Yere oturur. Ama karşı tarafta gram var, kilo var, dirhemler var değil mi? Ölçüler var. İşte gelen tecelli o ölçülerle dengelenmekte. Ve ticarette de ücretini o ölçüye göre almakta. Kilosuna göre veya metresine göre, yani bir ölçüye göre almakta. İşte varlık aleminde bulunan her kimlik fanidir. Ancak güce ve ikram sahibi Rabbinin varlığı bakidir. Kelam ilahisi bu mertebenin kemalini anlatmaktadır. Bu mertebede bir hayli çalışma neticesinde varlıklardaki izafi kimlikler düşer o kişi hakkında. Varlıktaki izafi kimlik varlığın kendine ait olan izafiyeti düşmez. Çünkü o ayrı bir yaşantıdır. Bu idraki idrak eden kimse de karşıdaki varlıkların isimlenmiş olan, sonradan isimlenmiş olan isimleri, vasıfları, sıfatları düşer. O kişi bilir ki bunlar Allah'ın nuru ve ruhu ile ayaktadır. Onun verdiği vücut ile, fizik vücut ile yaşamaktadır, dolaşmaktadır olduğunu idrak etmiş olur. Ama o yaşayan, dolaşan kimse bunu bilmeyebilir. O konu onu ilgilendirir. Orası ayrı konudur. Yani şu gelebilir aklımıza. Madem ki o hakkın zuhurundan başka bir şey değilmiş, niye öyle yaşıyor? Yaptığı şey doğru o zaman gibi. Orada o kimlik yoksa, küfür ediyorsa ettiği küfür doğrudur. Birine taş atmışsa, hak atıyordur o taşı, doğrudur. Demek doğru değildir. İşte. Neden? Çünkü o attığı taştan o sorumlu, attığın zaman sen atmadın, Allah attı hükmüyle atmamakta. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı dediği zaman sorumluluk kalkar. Neden? Allah almış olur çünkü sorumluluğu. Ama beşeriyet aleminde yaşadığımızda attığım zaman ben beşer olarak attım ve ondan sorumluyum. Her ne kadar batınımda bir esma var ise de, bu da gerçek ise de, ama o mahalde o kişi bunun farkında olmadığından ve kendini ben olarak kuvvetle zan ettiğinden, o zan da ona zan değil gerçek olduğunu yine zannettiğinden, böyle bildiğinden fiilinin sorumlusu kişidir, kendisidir. Her ne kadar batında irfan ehline göre o hakkın bir zuhuru olsa da, yani bir kimsenin, karşısındaki kimsenin hakikatini idrak etmesi onun masum olmasını gerektirmiyor. O kişi kendi yaşantısında hangi anlayıştaysa ahirette de yapılacak olan hükmü o mertebesinden olacak. İşte onun için şeriat mertebesi kurulmuş, tarikat mertebesi, hakikat mertebesi, marifet mertebesi, insan-ı kamil mertebeleri diye mertebeler vaz edilmiş. Burada da nasıl hani mahkemeler değişik değişik. Tek bir mahkemede bütün ihtilaflar çözülmüyor. En kolayı
düşüğü hangisi kolay yani hafifi? Sulh mahkemeleri. Sulh hukuk, idare hukuk, işte asli hukuk, asliye hukuk gibi. Ondan sonra ceza mahkemeleri geliyor. Ondan sonra ağır cezalar geliyor. Ondan sonra anayasa mahkemeleri geliyor. Özel mahkemeler geliyor, değil mi? Yani dünyada bile her mahkeme her kişinin yahut her hadisenin değerlendirmesini yapmıyor. Görevsizlik kararı veriyor. Bu diyor bana ait, benim sahamda değil. Ya işte beş ana hatlarıyla diyelim saha var. Ahirette de beş türlü mahkeme var. Hepsi de bunların ayrı ayrı ölçülerini yapmakta. Ceza veya mükafatlarını da ona göre tanzim etmekteler ki ahirette de Mahkeme-i Kübra denen yerde de bu şekilde olunacak kişiler. Bu mertebe bir hayli çalışma neticesinde varlıklardaki izaki kimlikler düşer ve onların yerine celal ve ikram sahibi olan Allah'ın güzel isimleri Esma-ül Hüsna alır, almış olur. Daha önce varlıklarının kendine ait olduğu zan edilen isimler düşmüş, gerçek yerine konmuş olur. Aslında gerçek zaten yerindedir. Fakat bizdeki yanlış bilinç ve uygulama yerini doğrusu ile değiştirmiş olur. Bu mertebenin kemali fena-i esma yani izafi isimlerin fena son bulmasıdır. Bir başka deyişle kendi varlığında ve dışarıda gördüğü, hissettiği her varlığın Allah'ın güzel isimlerinden meydana geldiğini bilmesi ve onu bütün noksanlıklardan mutlak tenzih ederek yaşamasıdır. Mertebeyi Museviyetin tahsil yeri ve mertebesi Eymen Vadisi'nin hakikati de burasıdır. Yani Taha suresindeydi, değil mi? Ne diyordu orada? Fahlan aleyk bi vadil mukaddesi Tuva. Ey Musa, nalınlarını çıkar. Burası mukaddes olan, övülmüş olan Tuva, övülmüş olan Tuva Vadisi'dir diye. Bakın Musa Aleyhisselam da ne kadar büyük bir esrar-ı ilahiyeye giriş hali var. İşte bu Hakk'ın mahremine yani haremine kısmen girmek manasındadır. Ancak tenzihi mertebededir, teşbihi manada değil. Sonra teşbihi manadaki yerini de o kitaptan takip edersek vakti geldiği zaman onu da anlarız inşallah. Nefs-i safiyeye kadar süren seyir, sırat-ı müstakim, tevhid-i efhalden sonra devam eden seyir ise sırat-ullah'tır. Kur'an-ı Kerim Şura suresi 42-53 ayetinde bu hale işaret vardır. Estaizubillah. Sıratillahillezî lehü mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Elâ ilallâhi tesîrul umûr. Mealen 53 42-53 yani. O Allah'ın yoluna ki göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hep O'nundur. Agah ol, bütün işler Allah'a varacaktır. Evet, burada süremiz doldu. Burayı keselim. Kasetleri, şeyleri, alıcıları değiştirelim. Hemen devam edelim gene inşallah. Ayarlayalım tekrardan. Hadi koyalım. Ha, durmuş.
Gel Faruk. Çok hemen süre. Ha geç. Kitabını da al eline bak. Sana da bir kitap var. 291 açarsın. Şimdi açalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edelim. 291. sayfanın üst paragrafında ayet-i kerimede kalmıştık. Tekrar edelim onu. Çünkü bu bölüm devam ediyor. Kayıt yeni baştan aldık. Mealen verelim ayet-i kerimeyi. 42'ye Şura suresi 42-53. O Allah'ın yoluna ki göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hep O'nundur. Agah ol, bütün işler Allah'a dönüp varacaktır. Sıratillahillezî lehü mâ fissemâvâti ve mâ fil ard elâ ilallâhi tesirul umûr. Bu ayet-i kerimede çok mühim seyre ait, seyri süluka ait özellikler var, işaretler var. Özetle onları verelim, biz yine yolumuza devam edelim. Bilindiği gibi Allah'a giden sistemde iki türlü yol var. Biri sırat-ı müstakim, diğeri de sıratullah. İşte bu ayet-i kerimede sıratullah'tan bahsedilmekte ve Sıratullah'ın kemali ise Miraç hadisesi olmakta. Peki Sırat-ı Müstakim ile Sıratullah arasında ne fark var diye düşünürsek, Sırat-ı Müstakim İsir yolculuğudur. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri başlayan, İsa Aleyhisselam'da kemalini bulan, yani fenafile olarak kemalini bulan İsir. Yani dünya üzerinde dünyaya paralel olan gidiş ki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyahat de bunu ifade etmekte. Yani havadan ama dünya üzerinde dünyaya paralel bir gidiş, dikey bir gidiş değil. İşte kutsiyetten zata tekrardan yükseliş, İsra'e diye bahsedilen dikey gidiş. Burada ondan bahsediyor. Sıratillahi, yani sıratullah, Allah'ın yolu. Diğeri isimlerine ve sıfatlarına olan yolculuk. Bu da Beni İsrail diye İsir. Bakın. Biz onları sadece Yahudiliğe ait, Yahudileri ilgilendiren veya işte Yakubiyet, İbrahimiyet, İshakiyet gibi onları ilgilendiren hususlar zannederiz ama bütün dünya insanlarını ilgilendiren hadiselerdir. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'a Yusuf Aleyhisselam'la Yahudilerin, yani Beni İsrail'in 80 küsur kişi olarak Yusuf Aleyhisselam ile birlikte, Yakup Aleyhisselam babaları ile birlikte, ailesiyle birlikte gelmesi de bir İsir. Yani İsir gece yolculuğu manasında. Gece yolculuğu ise bir dervişin gönül alemindeki çalışmalarını ifade etmekte. Yolculuk deniyor bakın, İsir gece yolculuğu. Yani gönül aleminin yolculuğu. Beni İsrail dendiği zaman bize dönük tarafı bunu ifade ediyor. Yoksa Yahudi kavmini değil. Zahiren onu gösteriyor ise de Kur'an-ı Kerim bize gelen bir sistem, bir kitap, bir davet olduğundan o halde o zaman her ne varsa içerisinde bunların hepsi bize gelmiştir. Kur'an-ı Kerim bize geliyor çünkü Yahudilere gelmiyor. Bize derken bütün insanlığa gelmiş oluyor ama özellikle iman ehline gelmiş oluyor. Peygamberimiz geldikten sonra bütün insanlık onun ümmetidir. Kabul edenler ümmeti
İcabet kabul etmeyenlerdir, ümmeti davettir. Bugün yeryüzünde Hristiyanlık, Museviyet, İseviyet, İbrahimiyet gibi artık hiçbir hüküm yok. Sadece Muhammediyet hükmü vardır. Ve dini mübini İslam, Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar gelen ve devam eden tek dindir. Museviyet dini, İseviyet dini diye dinler diye çoğul bir şey yok bu alemde. Ama onlar kendilerini ayrı gruplar olarak gördüklerinden ve belki de buna mecbur olduklarından şu şekilde mecbur. Eğer açık olarak İslamiyet'i kabul etmiş olsalar dünya saltanatları ellerinden gidecek. Ya bunu yaparlar mı? Yapmazlar. Onlar için kendilerini o yüzden kendilerini ayrı, kendilerine ait bir kimlikmiş gibi korumak zorunda kalıyorlar. Onların da içinde bu hadiseyi bilen var. Bizim profesörlerimiz de, üniversitelerde hocalarımız da yahut bir, bu sahada bilgisi olan kimseler de diyelim, yazarlar da ne diyorlar? Dinler ikiye bölünür, iki türlüdür. Biri beşeri dinler, biri semavi dinler. Ya bundan daha cahilce bir şey olmaz. Yapmayın. Semavi dinler de yok. İslamiyet'in anlayışında böyle bir şey yok. Zaten ayrı bir din yok. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen din tek din. İnnet dine indellahil İslam. Allah'ın indindeki yani yanındaki kabul ettiği din İslam dini. Nereden? Baştan beri. Biz zannediyoruz ki İslam dini geldikten sonra bu hüküm kuruldu. Bakın ne kadar şartlanmışız. Şimdi bile İslam dini geldikten sonra yani onları din olarak kabul etmeye o kadar alıştırmışlar ki, o kadar kesinleştirmişler ki konuşurken bile öyle çıkıyor. Bütün peygamberan hazaratı İslam'ız biz diye kendileri öyle vasfediyorlar. Eğer dinler diye bir şey olsaydı gerçekten yani çoğul olsaydı ne yapılırdı? Amentü şerhinde bunlar esas olarak kabul edilirdi. Amentü şerhi 7'ye çıkardı. 6'da Amentü şerhi diyor. İmanın işte inançlar bölümü 7 tane olurdu. Nasıl diyoruz? Amentü billahi ve dinullahi ve melaiketehi ve kütübihi ve resulihi ve dinullahi diye bir şey var mı? Yok. Ha, eğer dinler olsaydı bu kelime orada olurdu. Amentü billahi ve dinullahi. Yok böyle bir şey. İşte amentü billahi'nin içinde Kur'an-ı Kerim var sadece. Allah'a inancın içinde sadece tek bir kitap var. O da baştan itibaren Kur'an-ı Kerim ve İslam dini. İşte onun için baştan itibaren Allah'ın indindeki din, yani Allah'ın yanındaki din nedir? İslam'dır diye açık olarak belirtilmekte. Cenab-ı Hakk'ın yahut İslam dininin veya Peygamberimizin şeysi edebiyatı o kadar yok muydu? Nasıl ki çoğul olarak ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi diye bak kitapların çokluğundan, peygamberlerin çokluğundan, meleklerin çokluğundan bahsediyor. Ama kitap diye bir şey yok. Bir şartı da yok yani bu, o zaman. İşte iki seyir var. Birisi Adem Aleyhisselam'dan başlayan Musa Aleyhisselam'a kadar gelen İsa Aleyhisselam'la da göğe çıkan ama dönüşü olmayan yani fena fillah'ta kalan baka billahı olmayan bir sistemin ismi İsir. Yani gece yolculuk. İşte bu yüzden sözüyle ya beni İsrail lezkuru nimeti ya beni İsrail ezkuru nimeti yelleti enamtu aleyküm ve inni feddaltüküm alel alemin. Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın.
ben sizi alemlerin üzerine çıkarttım dediği bu husus işte. Yoksa Museviyet kavmi değil. Belki o devirde, yani bu ayetin ifade ettiği o devirde, bize geldiği sürece de değil, yani ifade ettiği o devirde, yeryüzünde en üstün kavim Beni İsrail olabilir. Beni İsrail gece yürüyenin çocukları manasında olabilir. Çünkü peygamberler genelde o kavimden çıktı. İşte bu ayet-i kerime bize geldiği için gece yürüyenin çocukları demek, kim ki bir gerçek manada irfan kervanına dahil olmuşsa, işte onlar gece yürüyenler manasında. Yani mana aleminde, geceden kasıt o, gündüz de olsa, batın aleminde olduğundan gece hükmünde, yani fena fillah hükmünde. Gece yürüyenin çocukları, işte bu İseviyet mertebesine kadar getiriyor bu seyir. Ondan sonra Esra geliyor bakın. İsir'den Esra'ya geçiyor. Yani Elif, Sin, Rı, İsir'deki hakikatler ama göğe doğru şakuli, yani dikey yükselişte Sıratullah'ta Esra'e oluyor. Rı'nın önüne Elif ve Hemze geliyor. İşte o Elif yukarıya doğru çıkartan Elif. 12-13 mertebeyi tamamlayan Elif. İşte bu ayet-i kerime oradan bahsediyor. Sıratellahi, sıratillahi. Öyle bir yol ki, Allah'ın yolu ki, göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hep O'nundur. Bakın, hem tenzihi hem teşbihi birlikte toplayıp ikisini de tevhid etmekte. Agah ol, bak dikkatli ol, uyanık ol. Bütün işler Allah'a dönüp varacaktır. İşte kim hangi mertebede neyi idrak etmişse, o mertebenin de kemali, hakkın varlığı olduğundan, biz hangi düşüncede, hangi yerde kendimizi veya idrakimizi bulmuş isek, oradan yine hakka varmış olmaktayız. Çünkü o mertebenin de sahibi hakkın kendisi. Şeriat mertebesinin de sahibi kendisi, tarikat mertebesinin de sahibi kendisi, hakikat marifet mertebelerinin de sahibi kendisi, kişi nereye varırsa o mertebede hakka varmış olmakta. Ama kendisini bilir, kendisini bilmez. Ancak o mertebelere gelen kişi de kendisini bilmekte. Şeriat mertebesinde hayalde, zanda ve vehimde yaşıyor ise kimse, kendini bilmeden gene neticede hakta olmakta. Ama kendini bilmiyor. Çünkü bu alemde zaten hakkın dışında bir zaman, mekan, mahal olmadığına göre her halükarda kim, nerede, ne zaman, hangi tarihte olursa olsun hakkın içindedir. Hakkın dışındadır dersek en büyük hatayı yapmış oluruz. Çünkü hakkın dışındaki bir varlığa vücut vermiş oluruz. Minicik de olsa, iğne ucu kadar da olsa büyük bir şirk içinde olmuş oluruz. Ve lillahi turcaul umur gibi birçok ayet-i kerimenin sonunda her şey Allah'a dönücüdür. Her şey Allah'a dönecektir. Burada da işte ne diyor? Tesirul umur. Ela, iyi bilin ki ilallahi, Allah'a tesirul umur, bütün işler Allah'a dönücüdür. Başka da çaresi yoktur zaten. Buna mani olacak kimse de yoktur. Öldüğümüz zaman yine işte biz ister istemez hakka dönücüyüz. Hani ayet-i kerimede Allah yerleri ve gökleri kendisine davet etti. İsteseniz de istemeseniz de geleceksiniz hükmüyle. Yani bir insan istese de istemese de neticede kendisini hakta bulacaktır. Gafletle bulması başka şey, uyanık olarak bu dünyada bulması çok daha başka şey olacaktır.
devam ediyoruz. Bu bahsi de burada bitiriyoruz. Daha fazlasını tadarak yaşamak temennisiyle gayret bizden yardım ve muvaffakiyet Allah'tandır. Yani bu Tevhid-i Esma bölümünü bitiriyoruz manasına. Kitabı bitiriyoruz diye. Çünkü İrfan Mektebi'nden almış olduğumuz bu bölümü Museviyet mertebesini izah ettiği için, açtığı için, o mertebenin özelliklerini belirttiği için konumuzda Museviyet mertebesi olduğu için buraya o yüzden almıştık kitabımızı. Bu mertebede de yapılacak zikir değişikliğini kısaca belirtmeye çalışalım. Bu mertebenin özelliği afaki manada tevhid idrakine doğru yol almaya devam etmektir. Derse başlarken çekilen 700 adet kelime-i tevhid 100 adet daha eklenerek, eksiltilerek 500'e düşürülecek, verilen sayılarda esmalara devam edilecek, yine verilen sayıda vahid zikrine devam edilecek. Sonra 100 adet bu mertebenin kelimesi olan la mevcuda illallah ilave edilecek. Daha sonra bu mertebenin idraki ve halini ifade eden ayetleri en az 33'er defa çektikten sonra yine 3 ihlas bir Fatiha okuyup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyt Hazaratı'nın ruhlarına hediye eyleyip o günkü dersimizi bitirmiş oluruz. Ancak dersimiz daha ileride ise bu duayı son dersimizin sonunda yaparız. Diğerlerde böyle devam eder. Bu mevzuda daha geniş bilgi 6 Peygamber isimli kitabımızın Musa Aleyhisselam'ın bölümünde gelecektir. Fakat en verimli eğitim yolu sohbettir. Gelecektir dedi. Zaten aynı kitaptan devam ediyoruz. Gelmiş. Kelime-i Tevhid kitabımızın Tevhid-i Esma bölümünü de bu mevzu ile ilgili bilgiler vardır. Oraya da bakılabilir diye Kelime-i Tevhid kitabında. Kelime-i Tevhid 12 miydi? Kitap sayısı neyse. Onda var tekrar bu mevzularla ilgili bilgiler. Şimdi burada az evvel bir şey geçti. Tarif geçti. Kelime-i Tevhid'i 500'e düşürülerek verilen sayılarda esmalara devam edilecek. Yine verilen sayıda vahid ismi. Sonra 100 adet bu mertebenin kelimesi olan la mevcuda illallah ilave edilecek. Bakın bu sistem değişik bir sistemdir. Peygamber Efendimiz bize Cenab-ı Hakk'ın da emriyle buyurması ve öğretisiyle, sistemi ile biz en kemalde olan kelime-i tevhidi çekmekteyiz. Yani la ilahe illallah demekteyiz. La ilahe illallah tevhidin zirvesidir. Yani en üst mertebesidir. Ama her şeyde olduğu gibi zirveye gelmeden onun bir zemininden yukarıya doğru çıkmak vardır. Eğer bir yerde zirve yoksa, yani yükseklik yoksa, o zaman o hadise zemindedir sadece. İşte irfan ehli bütün bunların hepsini düşünerek, kurgulayarak, sistemleştirerek pirlerimiz kelime-i tevhidin başlangıcını kelime-i tevhid efalde olduğu üzere la faile illallah diye başlatmışlar. Ki aslında budur zaten. La faile illallah hükmünün ne olduğunu idrak etmeyen kişi la ilahe illallah'ı ömür boyu tekrar etmiş olsa lafzından başka bir şey söylemiş olmaz. Yani la ilahe illallah ne demektir olduğunu bilmez. Çünkü bu bir ezberlenecek sadece bir terkip değil, yaşanacak ve hayat dolu, hayatın ta kendisi olan ilahi hakikatlerle yaşanacak olan bir sistemdir. Yani kelam için değil, yaşamak içindir bu cümle. Bak, biz yaşamak için değil, kelam için onu kullanıyoruz. Şu kadar bin tevhid çektim, 70.000 tevhid çektim. Halbuki o bilse 70.000 tevhidin hakikati ne olduğunu daha başka türlü çeker.
70 bin tevhid demek 7 nefis mertebelerinde 10'ar bin tesbih çekmek, tevhid çekmektir. Ancak o mertebelerin hakikati içinde, yaşantısı içerisinde, lafzı, sözü sadece lisanen sözü içinde değil. İşte kelime-i tevhide ulaşma merdivenlerinin basamağı olan, birinci basamağı olan la faile illallah. Demin bahsettiğimiz mevzu ikinci basamağı kelime-i tevhid. La mevcude illallah. İşte hayattaki yaşantının asıllarını bu mertebeler bizlere afaki olarak bildirmekte. Yedi nefis mertebelerine gelinceye kadar kişi enfüsi manada kendini tanımakta, yani kendi nefsinde kendini tanımakta. Hazret mertebelerinde ise afaki manada alemleri tanımakta. İşte demin ki sohbetin başında da söylediğimiz gibi nefsini bilen Rabbini bilir hükmüyle bu iki mertebe yaşanmakta. Men arafe nefsehu da yedi nefis mertebeleri fakat arafe rabbehu da bu hazret mertebeleri yaşanmakta. Zaten sekizinci mertebenin hali ve idraki söz burada. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim kad tebeyyenel hakka diye belirtilmekte. Yani yakında biz sana nefsinde ve afaktaki olan ayetlerimizi yani zati işaretlerimizi göstereceğiz dediği makam burası. Yani enfüs ve afakı birleştirip ikisinin de hakikatini bizlere aktaracak olan bak yakında bildireceğiz diyor. Yakında demek bu bir süreç demek. Hemen gösterdik, hemen bildirdik demiyor. Bazı ayetlerde var görmedin mi, bilmedin mi? Anda yaşayan ayetler. O bilgiyi veren ama burada yakında göstereceğiz demesi bir seyri gerektirdiğini açık olarak gösteriyor. İşte tevhid-i efhalde kişi yani 8. İbrahimiyet mertebesinde kendi bünyesinin dışını tanımaya başlıyor. Afak, ufuk dediğimiz zaman biz neyi anlıyoruz? Uzak olarak baktığımızda denizle göğün birleştiği yeri yani en uzak yerde karayla, tepelerle, dağlarla havanın birleştiği yeri zannediyoruz. O afakın ucu bak. Afak bizim vücut mülkümüzün bir milimetre dışı afak, ufuk yani bizim dışımızda. Şimdi biz şu oda içerisinde afakta, ufukta yaşıyoruz. Bak, kendimizde, nefsimizde yaşıyoruz, bedenimiz afakta yaşıyor. Ve ufuk dediğimiz şey görebildiğimiz yerin sonu. Bu afakın başlangıcı bizim vücudumuzun bir milimetre dışı. Hatta deri üstümüz afak bizim için. Yani vücudumuz bize ait. Faketin dışındaki şey arkadan, önden, yukarıdan, aşağıdan, havadan, altı cihetten afak hepsi. Ufuk, dışımız yani. İşte içimizde ve dışımızda ne varsa bunların hak olduğunu kendimiz dahil gördüğümüz her şeyin hak olduğunu yakında sana idrak ettireceğiz diyor. Bakın ne kadar müthiş bir ifade. Ancak tabii bu ayeti bu şekilde kişi bu bilinçle değil de ayet okuyorum, sevap kazanıyorum hükmüyle okuduğu zaman sevabını kazanır. Sadece ayetin hakikatini kazanamaz. Yani ayetten kendine olan hisseyi alamaz. Burada mühim olan Kur'an-ı Kerim hep dağıtıyor bize. Hep lütuf dağıtıyor. Seller gibi dağıtıyor. Ama biz bardağımızı o sele, o gelen yağmura, suya ne kadar tutmuşsa o kadar alıyoruz. Eğer bardağımız, kepçemiz yoksa, alıcı halimiz yoksa akıp gidiyor. Rahmet olarak gidiyor alemden. İşte mühim olan ne ettiğimizi, ne yaptığımızı bilerek bu hayatta yaşayıp ve bu günlük
dakikalarımızı çok verimli kullanmak zorundayız. Yani az işle çok malzeme üretmek zorundayız. Hani Batılılar ne diyorlar? Zamanı programlayarak üretimi arttırmak, maddi yönde de olsa. İşte ne yapıyorlar? Bir bant sistemi getiriyorlar. Pat 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 her şey. Herkes bir başka iş yapıyor. Neticede kısa sürede bir mamul malzeme çıkarıyorlar ortaya. Yani en verimlilik hali, hayatı yani zamanı en güzel bir şekilde değerlendirme halini maddeden yaşamaya çalışıyorlar. İşte bizler de bu çok değerli vaktimizi el işte gönül dosta hükmüyle ve de sadece hayali bir imani yaşantıyla değil, gerçek ve irfani yaşantıyla sürdürmemiz gerekiyor. İşte o zaman irfaniyetle bu vakitler ancak doldurulur ve değerlendirilmiş olur. Yoksa iyi niyetle geçen vakit gene geçmiştir. Ne kazanır kişi? 10 rekat namaz kıldıysa, o gün oruç tutmuşsa, onun fiziki manada karşılığı neyse onu kazanmış olur. Kötü mü? Hayır. O da çok güzel. Ama 1'e 10 yerine 1'e 1000, 1'e 100 bin varken kişi hangisini tercih eder? Akıllı olan kişi ikisini de tercih eder. Yani hem fiilini yapar, hem orucunu tutar, hem namazını kılar, hakikatiyle kılar ve de bunları hakikatiyle tahakkuk ettirir. Hayali ve gafletle değil. Şimdi iki kişinin oruç tutması birbirinden farklı. İki kişinin namaz kılması da birbirinden farklı. Bir namaz kılan musalli kendini var olarak namazını kılıyorsa ve o kıldığı namaz gaybde olan Allah'a yönelmiş ise onun namazı o mertebeden olur. Ama aynı namazı kılan kişi diyelim ki öğlen namazının ilk sünneti işte farzı 4 rekat son sünneti öğlen namazını kıldı. İkindi namazını kıldı. Biri gaybde olan Allah'a ibadet etmişse diğeri ise hazırda olan Allah'a ibadet etmişse ikisinin arasında deryalar kadar fark vardır. Biri tenzihi olarak gaybde olan Allah'a ibadet eder. Birisi de teşbihi olarak hazırda olan Rabbına ibadet eder. İşte Hazreti Ali Efendimiz'in dediği bu. Görmediğim Rabbıma ibadet etmem diyor. Bakın ne kadar kesin ve müthiş bir bilgi. O halde işte bizler de bu tevhidi hakikatleri idrak ettikçe, tevhidi hakikatleri idrak ettikçe ne yapmış oluyoruz? Rabbimizi gaybden hazır hale idrakine erişmiş oluyoruz. Kendimizi oraya ulaştırmış olmaya çalışıyoruz. Çünkü yine de hani hep diyoruz ya Rabbimiz her yerde hazır ve nazırdır. Ezberden söylüyoruz bu sözü. Ama birisi enel hak dediği zaman hayır haşa böyle şey olmaz diye tutturduk mu o bizim söylediğimiz boş. Yani içi boş bir söylem olmuş oluyor bize göre. Aslında söylemin içi dolu. Dolu ama kime göre? Hakikatini idrak edene göre. İşte Rabbimizi böyle bu kadar yakında muhit olarak vesia kürsiyü semavat vel ard ve Allah'ın kürsisi semavat ve arzı ihata etmiştir dediği zaman bu alemde hiçbir boş yer kalmamakta. Ve o ilmiyle bütün alemi ihata etmiştir sözünde ise bütün varlıklar yine onun ilminden başka ilmi de zati sıfatlardan olduğundan kendinden başkası olmadığını idrak ettiğimizde Allah'ın çok uzaklarda olmadığını, her yerde hazır olduğunu, nazır olduğunu, yani bize bakar olduğunu, bizi görür olduğunu bilmemiz lazım gelmekte. İşte bu tür iki kişi arasında bakın aynı fiili işlemekle birlikte fiildeki kalite yani fiili işlemekteki kaliteden kastım idrakle o fiili işlemek ne kadar büyük bir paye kazandırmış oluyor insana ve yol kat etmiş oluyor.
Evet, biraz fazla uzattık galiba. Yolumuza devam edelim. Yani Musa Kelimullah kitabımızdaki yolumuza devam edelim. Allah size bir bakare boğazlamanızı emrediyor. Hani vardı ya 64 ile Bakara suresi 72 ayetleri arasında geçiyordu. Ve de böyle bir kitabımız oluşmuştu, bir dosyamız oluşmuştu. Bakara ayetleri suresi hakkında ikinci, üçüncü dosya mıydı, neydi? Bir kısmı da oradan buraya aktarılmış olan bilgilerdir zannediyorum. Yeri gelmişken onlarla devam edelim. Bu mertebede bir hayli çalışma neticesinde varlıklardaki izafi kimlikler düşer ve onların yerini Celal ve İkram sahibi 55'e 27 olan Allah'ın güzel isimleri Esmaül Hüsna alır diye yukarıda ifade edilmişti. Bilindiği gibi, bilindiği ve yukarıda da bahsedildiği gibi bir mertebede ineğin dünya olduğunu ve bu dünyayı nefsi emmare kendi istikametinde kullandığı için onun ortadan kaldırılması gerektiğinin emri ilahiyle bildirilmesi mutlak surette kesilmesi lazım geldiğidir. Yani inek, yani eti yenen varlıklardan. Diğer taraftan bakara, inek genelde tabiat yani dünyadır. Yani ayet-i kerimede belirtilen inek bu dünyadır. Özelde ise bireyin yani kendisinde ise salikin nefsi levvame mertebesinde olan nefsidir. Emmare'de hayvan türü eti yenmeyen yırtıcı hayvanlar vardır. Levvame'de ise yine hayvaniyet mertebesi ama eti yenen ehli hayvanlar vardır. Kişi zuratlarında bunları görmesi lazımdır. Bunlar bu şekilde söylenmez ama artık derslerin yeni başladığı saha olduğu için ve de mevzuların daha açıklık kazanması için böylece söylenmiş oluyor. Yani bir bakıma bakara, inek, tabiat, dünyadır, genel dünyadır. Diğer taraftan da kişinin kendi nefsi dünyasıdır. Ve levm etme, levvame mertebesinin ifadesidir. Ve onu yani nefsi levvame anlayışını kesmesi üzerinden ahlakından kesmesi üzerinden ahlakından kaldırılması gerekmektedir. Yani bu hayvanlık ahlaklarını mülhime nefse geçip levmederek bu bakarayı ne kadar çok beslemişim diye pişman olup zebih boğazladıktan Hakk'a kurban ettikten sonra her parçasını başkalarına fayda sağlamak üzere dağıtmasıdır. Hani kurban edilerek onlar dağıtılıyor ya işte bu makamda, mertebede. Aslında boğazlanması sesinin kesilmesi dolayısıyla ahlakının hükümsüz hale gelmesidir. Yani bir varlık boğazlandıktan sonra onun sesi kesiliyor. Artık orada ma falan diye yani kendine has sesi, böğürmesi duyulmuyor. Sesinin kesilmesi de o ahlakın oradan artık son bulması, kaldırılması olmuş oluyor. Ayrıca hikayedeki inektir. Yani bakara denilen şey. O devirde Musa Aleyhisselam'ın kavminin bu hadise ile daha henüz emmare levvame ve bazılarının da mülhime mertebesinde olduğu anlaşılmaktadır. Bir kavmin yaşantılarına bakarak o kavmin hangi mertebede olduğunu anlamak zor bir şey değil. İşte burada da o buzağa tapmaları, onlara o muhabbet etmeleri, Musa Aleyhisselam'a biraz isyan etmeleri emmare levvame mertebesinde olduklarını göstermekte. Onun için işte Musa Aleyhisselam kendisine gelen 9 levhten 2 levhasını nurani olanlarını açıklayamadı. Açıklamadı.
Onu da İsa Aleyhisselam açıkladı. Eğer açıklasaydı bu hükümlere ters düşecekti. Kavmi iyice isyan halinde olacaktı. O iki levhada rububiyet ve kudret hükümleri varmış. Yukarıda bahsedildiği gibi şimdi isterseniz bu hali izafi olarak yaşamak için ister siz o günlere gidin, isterseniz o halleri bugünlere getirin. Getirin ki ne denmek istendiği daha iyi müşahedeli anlaşılmış olsun. Yani zaman zaman bu konudan bahsedilir. Bir hadiseyi, geçmişte yaşanmış bir hadiseyi veya halde yaşanan bir hadiseyi daha iyi anlamak, nüfuz etmek ve o hayatı, o hali müşahede etmek için, koklamak için, daha yakından hissetmek için gözlerini kapa, 4000 sene evvelki Museviyet mertebesine, o kavmin içine gir. Seyret onları dışarıdan. Yalnız onların halleriyle içine girdiği zaman hallenme. Hallenmeyelim. Yani onların halleriyle hallenirsek gözlemci olmayız. Şartlanmış oluruz. Aynı şeyi düşünürüz, hiçbir işe yaramaz. Dışarıdan ve bir taraf olarak ayrıca büyük bir şansımız olan ümmeti Muhammed olarak Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamberimizin şahsında bu bilgileri bize aktarmış olduğundan bu bilgilerle onları seyretmek, onları gerçek manada tanımak ne kadar kolay ve güzel olur. Müşahedemiz de o kadar güzel olur. Bunu yapamazsak o günü bugüne getirelim. Yani onları buraya getirelim. Biz oraya gidemezsek onları buraya getirelim. Yine aynı şey olur aslında. Ve o anlayışla, yani o sahnenin içinde kendimize bakalım. Zannediyorum yine bu kitabın başlarındaydı. Musa Aleyhisselam Medyen'den Mısır'a giderken o Tur Dağı'nda kendisine ışığın, ateşin göründüğü ağaç hadisesinden bahsediliyorken orada yine buna benzer bir şey vardı. Tavsiye vardı. Orada diyordu ki hadi bakalım şimdi Musa Aleyhisselam yanındaki eşi çocuklarıyla kuzu koyunlarıyla birlikte karanlık bir gecede, fırtınalı, soğuk, yağmurlu bir gecede, hanımı da hamile olduğu bir süreçte, yollarını da kaybettikleri bir süreçte biz de orada olalım, bir ağacın arkasından bu grubu takip edelim bakalım diye bir tavsiye vardı. Film seyreder gibi. Hani nasıl film oturuyoruz, filmi takip ediyoruz, seyrediyoruz. Ve müdahil oluyoruz o zaman oradaki yaşantıya. Şimdi bir kimse diyelim bir televizyon filmi bir odada seyrediliyor. Yan odada insanlar var. Yan odada filmi seyretmeyen insanlarla filmi seyreden insanlar arasında fark olmaz mı? Filmi seyredenler oradaki sahneleri biliyor, görüyor. Ama yandakiler aynı binadalar ama görmüyorlar. İşte uyanık olan kimselerin hali buna benziyor. O filmi seyredelim. Yani geçmişte yaşanmış olan Kur'an-ı Kerim'le ve hadis-i şeriflerle bize bildirilen o sahneleri görüyormuş gibi. Hani ahirette yukinuna diye geçiyor ya, orada tefsirlerde görüyormuş gibi ahireti idrak edin diyor. Bakara suresinin ilk 5. ayetinde. İşte biz de o halleri yaşıyormuş gibi yakın bir anlayışla kurgular isek eğer, bu bizler için hayali bir şey olmaz. Gerçeğin hayal şeklinde tasavvuru olur. Ki zaten başka türlü de olmaz. Yani fiili manada o günkü yaşayan insanları tekrar dünyaya getirip Musa Aleyhisselam o günkü Kızıldeniz'den geçiyor halini bugün uygulayacak halimiz yok. Fiili olarak ama hayali olarak var. Çünkü insanda bu kudret var. Hayal kudreti de var. Ancak bu hayali kullanırken
gerçeklere yardımcı olacak bir hayal kurgulaması lazım. Yoksa hayalin hayalini kurgulaması değil. Bu nefs emmarenin işi. Hayalin hayalini kurgulamak. Yani olmayan bir şeyi hayal etmek. Ama ilahi hayal ise olan bir şeyi daha güzel yaklaştırmak, anlamak için bir sistem kullanmak. Aslında bu alemlerin de hepsi böyle bir hayal kurgu. Ne varsa bu alemde hepsi hayal. Ancak bu ilahi hayal. Yani Allah'ın hayali. Bak, bu gerçek. İsmi hayal ama kendisi gerçek. Ama Allah'a göre hayal. Bize göre gerçek. İşte nefsi manada yaşayan kişinin hayali nefsi hayal olmakta ve bu sebepten dolayı da aslı olmamakta. Bu alemler de hayal ama Allah'ın hayali aslı Allah'ın olan bir hayal. İşte bu hayal aleminin içinde, bu sonsuzluklar içerisinde biz de bunları idrak ederek ancak anlamamız ve bu hayal oyununa, gerçek olan hayal oyununa şuurlu olarak dahil olmamız gerekiyor. İşte o zaman batın sahasına kişi nüfuz ettiğinden suretiyle zahirde, hakikatiyle batında yaşamış olmakta ve hiçbirinde birbirine tesir ettirtmeden, yani her ikisini de kendi sahasında kullanarak birbirleriyle karıştırmadan. Eğer birbirleriyle karıştırdığımız zaman ona ne deniyor? Zaten kafayı üşüttü müşüttü gibi, yani avami şekilde isim veriliyor. İşte bu hallere düşmeden gerçek manada kişi kendisinin hayali varlığının içinde hakikatini idrak ettiği zaman, ki bu da sadece idrak ve düşüncede oluşacak bir şey. Bakın, bedenimiz hayal, her ne kadar elle tutulur, gözle görülür bir şey olsa da neticede bir terkip, yani bilmem şu kadar milyar hücrenin ayrı ayrı tuğlaların birleşmesinden bu binalar gibi meydana gelen bir bütün. Ama şu binaya baktığımız zaman sıvası bir bütün olarak gözükmekte. Ama azıcık çekici kazmayı vurduğumuz zaman nasıl parça 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 kumlar tane tane o tuğlalarda ezildiği zaman ezilmiş küçücük 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 hallere dönüştüğüne göre, o zaman biz bunu bütün görmemiz hayali bir görüş olmakta. Aslı ise bunun minicik taneciklerden oluşmakta. Ve bir zaman gelince o tanecikler birliğini kaybettiğinden, artık birbirini tutacak, yapışacak tutucunun gücü kalmadığından binalarda geçmekte, göçmekte, her şey geçmekte, göçmekte bu alemde. İşte bedenimizi de öyle bir bütün halinde tutan ruhumuz ölümü tadış denen hadisede ayrılınca o binanın içerisinden, vücut binasının içerisinden ne olmakta? Bu da kendi alemine gitmekte. Eğer bir şey gerçek manada var ise yok olmaz. Ama bütün gördüklerimiz hayal olduğundan hayal de bir gün gelip geçici olacaktır. Gece gördüğümüz hayaller, güneş açtığı zaman, aydınlandığı zaman bir şey kalıyor ama ortada kalmıyor. İşte bu şekilde kendimize bakıp kendimizin bedenden ibaret olmadığımızı, bizde başka bir hususiyet olduğunu, ki bizim gerçek meniyetimiz, yani kimliğimizin o olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani evvela kendi şahsi teşhisimizi koymamız, kendimizi bulmamız, bilmemiz gerekiyor ki bunun üzerine diğer ilahi hakikatler bina edilsin. Yoksa hayal olarak biz kendimizi hayali bilinçle biliyor isek, üzerine ne kurarsak kuralım, o bir müddet sonra yıkılır, devrilir. Aslı olmadığı için yerinde duramaz. İşte biz sadece bir düşünce ve şuurdan ibaretiz. Bak, Cenab-ı Hakk'ın ente dediği, sen dediği
kendine muhatap edinmesi için kendi varlığından ben nefyettim demek suretiyle karşıda bir varlık oluşturması, ona ente demesi. Yani kendi hususiyetlerinden, asli hususiyetlerinden ona da bir miktar vermesi, cüz'i manada ama hepsinden bir miktar vermesi, dolayısıyla yani kendi hakikatlerini ona aktarması dolayısıyla ben demedi, sen dedi, ente dedi. Ve orada işte ente demesi ben demesidir. Ancak ben diye ifade ettiği zaman ademiyet hükmü ortaya çıkmamış olacaktı. Şimdi bir kimse ben dediği zaman ikinci bir şahıs ortada olmadığından, ikinci bir kimlik olmadığı anlaşıldığından ikinci bir kimlik düşünülmez. Ama sen dendiği zaman ikinci kimlik düşünülür. İşte Cenab-ı Hak kendi birliğini, kendi hakikatini ente olarak, enenin entesi olarak görülmesini diledi ve o görünen noktaya da ente, sen dedi. Ama görünen o ente bir ayna oldu. Cenab-ı Hak o aynada yine kendini seyretti. Şimdi herhangi birimiz aynanın karşısına geçtiğimiz zaman aynada bir varlık görüyoruz. Değil mi? Değil mi? Ne oluyoruz? İki oluyoruz. Ama biz iki olmadık. Gene biriz. Ne geçti karşıya? Bir hayalimiz geçti sadece. Bir bakıma orada hayal iken bir bakıma da mutlak gerçek. Çünkü benim gerçeği. Aynaya bakıp da bir kişi ben demiş olsa yine aynadaki hali bir başkasına anlatamaz. Kendinden bahsediyor denir. Ama kendi kendine konuşsa da dışarıdan da birisi dinlese sen dese dışarıdaki iki kişinin olduğunu bilir, ona kanaat getirir. Ama içerideki aynaya bakıp da ben dese o zaman onu dinleyenler yine bir kişiden bahsediyor zannederler. Hususiyeti, özelliği ortaya çıkmamış olur. İşte bizler Cenab-ı Hakk'ın gönül aynalarımızda bize bakarak kendini seyretmesi ancak aynaya bir kimlik vermesi dolayısıyla, aynaya bir asalet vermesi dolayısıyla vücut aynasında görünene benefahtü ben sen olarak ortadayım dedi. Karıştım biraz işte. Neyse karışa karışa gider bu işler böyle. Cenab-ı Hak gerçekten her birerlerimize meniyet ve eneiyetin hakikatlerini her mertebede kendi hakikati üzere idrak ettirsin. Bu mertebede de bu men kimliğimizi museviyet hakikatleri üzere idrak etmeye çalışıyoruz inşallah. Olabildiğince en iyi şekilde anlamaya çalışırız. Burada bitirelim, süremiz doldu. Cenab-ı Hak her birerlerimizi bu hakikatleri gerçek manada idrak eden kimselerden eylesin. Kaldığımız sayfa 293 Musa Aleyhisselam diye birinci, ikinci paragraftan başlıyor. Sayfa 293. 293 Musa Aleyhisselam. Yardım edilecek bir şey yok. Tamam. Tamam. Allah faydalandırsın. İnşallah sizler de sağ olun. Cümlemiz sağ olun.